Evet. Bugün bilgisayarlı modelistik Gerber eğitiminde yapmış olduğumuz kalıbı 3D Clo programın üzerine manken üzerine giydireceğiz. Kalıp Gerber'den 3D Clo'ya nasıl gönderilir ve manken üzerinde kritikler nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle kalıbımızı Gerber'de yaptık. Yapmış olduğumuz kalıbı buradan dosya DXF gönder. Bunu buradan dosyadan export yani gönder diyeceğiz. Modeli seçtik burada. Export model. Model olaraktan gönderi seçtik. Modelimizin kodu 01 olduğu için bunu seçtik. Daha sonra masa üzerine 02 kod üzerinde 02 olarak da masa üzerine kaydediyorum kalıbımızı. Okey dedim. Tamam dedim. Okey. Daha sonra Clo programımızı açtım. Programın içerisinde buradan dosya fill dosya. Burada da yine import export var. Import çağırmak demek. DXF çağır. Buradan masa üzerinden 2 nolu kalıbımı DXF kalıbımı aç'a tıklıyorum. Okey dedikten sonra Gerber'de yapmış olduğum kalıplar Clo programına direkt gelmiş oluyor. Bu şekilde. Şimdi kalıbımın burada Edit Pattern Z yani kalıp moduna geçiyorum. Çizgi üzerine geldim. Mavi oldu bakın. Sağa tıkladım. Unfold Symmetric Adding with Sewing. Yani kumaş katı aç. Dikiş miktarında içine ekle. Simetrisini aç. Seçtim. Kalıp kumaş katı açıldı. Aynı şekilde bunu da sağa tıkladım. Kumaş katını açtım. Tekrar bunları birbirinden ayırdım. Bakın. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bakın burada bu kalıplar. Yine arkayı şuraya, önü buraya koyalım. Şöyle. Arkayı da şu şekilde döndürmemiz gerekiyor. Şu şekilde. Arkayı arkaya yerleştirdik. Şöyle koyalım. Evet. Ön kalıbımızı ön kalıbımıza yerleştirdik. Şöyle koyalım. Evet. Şimdi bunları dikeceğiz birbirine. Kalıpları diktikten sonra manken üzerinde nasıl göründüğüne bakacağız. Evet. Şu şekilde. Şimdi dikiş ikonumuzu seçtikten sonra yanları dikiyorum. Onu dik seçtim, enter. Burayı seçtim, enter dedim. Burayı seçtim, enter. Omuzu seçtim. Omuzu seçtim, enter. Bakın 3D manken üzerinde dikiş yapmış olduğum yerler nasıl dikiş miktarları görünüyor burada. Şimdi kalıbımızı simülatöre tıkladığım zaman kalıbımızı dikti. Ve kalıbımız harika bir şekilde görünüyor. Benim size tavsiyem kalıbı Gerber'de yapın. Daha sonra Clo'ya aktarın derim. Çünkü Gerber'de yapmış olduğunuz kalıp daha güzel göründü. Benim kendi görüşüm bakın. Hiç harika. Görüyor musunuz bakın.
Gerber'de yapmış olduğumuz kalıp daha güzel. Yani Clo'da aynı şekilde kalıp bu şekilde Clo programında da yapabilirsin ama Gerber'de yapmak daha bizim kolayımıza geliyor Gerber bildiğimiz için. Bakın şimdi bir şey yapmak istiyorum. Mesela bak kalıp moduna geçiyorum tekrar. Göğüs. Göğüsüne geldim bakın şöyle. Ne yapalım? 1 santim. Bak daralttım göğsü. Şimdi burayı da sıçtım. Burayı da 1 santim daralttım. Tekrar simülatöre tıkladım. Bak gördün mü? Omuz. Omuzları mesela büyütmek istiyorum bak. 1 santim. Buradan. Bursan. Pardon şunu geri geleyim. Şunu da 1 santim büyütmek istiyorum. Arka omuzu, ön omuzu. Daha sonra simülatöre tıkladığım zaman bakın. Burada şeyi görebiliyorsun. Manken üzerinde kalıbın burada yapmış olduğun değişikleri manken üzerine görebiliyorsun burada. O güzellik var yani. Bakın. Harika. Bu kadar.